Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Emma ba'd. Değerli arkadaşlar, sıfırdan zirveye modern Arapça derslerimizde B1 seviyesi Açık Öğretim Fakültesi Arapça 3 kitabının son ünitesine geldik. 10. üniteye. Sayfa 282. Kaçıncı dersimiz? 72. dersimiz. Yani bu 3. kitap B2, B1 seviyesinin 72. dersi. Konumuz mef'ulün leh ve mef'ulün fih. Değerli arkadaşlar, kısaca en basit mantıkla sebep bildiren, neden de diyoruz ona, illet bildiren nesneye biz ne diyoruz? Mef'ulün leh diyoruz. Tekrar ediyorum. Sebep, neden, illet bildiren nesneye mef'ulün leh diyoruz. Bunun diğer adı da var. Mef'ulün li ecdi. Diğer bir adı da var. Mef'ulün min ecdi. Bunlar genelde limaze veya lime sorularının cevabıdır. Yani niçin sorularının cevabıdır. Yani fiilin niçin yapıldığını, eylemin niçin yapıldığı sorusunun cevabı bize mef'ulün leh, mef'ulün li ecdi, mef'ulün min eclihi verir. Peki mef'ulün fih nedir arkadaşlar? Kim söyleyecek? En basit tanımıyla. Şimdi mef'ulün lehe dedik ki sebep bildiren nesne dedik. Mef'ulün fih ne peki? Yer ve mekan, yer ve zaman bildiren. Çok güzel. Yer yani mekan ve zaman bildiren nesneye de mef'ulün fih diyoruz. Bu kitabımızı tanıyorsunuz zaten. Günlük hayatımızda Arapça bölümü var. Diyalog. Burada niçin, neden, ne zaman, nerede gibi soru ifadelerini yanıtlarken mef'ulün leh ve mef'ulün fih içeren cümleler kurmayı gösterecek bize. Yani bu metnin içine bunları yedirmiş. Mesela şimdi soruyorum size. Niçin, neden, limade, lime gibi soruların cevabı bize neyi verir arkadaşlar? Mef'ulün leh. Çok güzel. Diğer iki tane daha adı vardı. Onlar neydi? Mef'ulünle. Evet. Minecli. Çok güzel. Peki. Ne zaman? Yani meta. Veya nerede? Yani eyne. Bu soruların cevabı bize neyi verir? Mef'ulün fi. Bu kadar. Evet. Mef'ulün lehi tanıyacağız. Mef'ulün fihi tanıyacağız. Zaten demiş bak yer ve zaman zarfı, mekan ve zaman zarfı demiş. Harf-i cerlerle kullanılan bazı fiiller bölümümüz var. Arapçada kalıp ifadeler bölümümüz var. El-kelimâtul miftahiyyetu. Anahtar sözcükler. El-mef'ulü lehu. Mef'ulü leh. Diğer adı neydi? Li-eclihi. Diğer adı neydi arkadaşlar? Min-eclihi. Bunları niye söylüyorum? Gördüğünüz zaman farklı bir şey zannetmeyeceğiz. El-mef'ulü fihi. Bu da aslında nedir? Zarf-ı zaman, zaman zarfı veya ne olacak arkadaşlar? Zarful mekan olacak. Tamam. Zaten burada yazmış. Zarf-ı zamanın zarf-ı mekanın diye yazmış arkadaşlar. Peki. Şimdi giriş kısmı mukaddime. Arapçada fiil cümlelerinde çoğunlukla mastarlardan oluşan, bak her zaman dememiş, çoğunlukla mastarlardan oluşan fiilin yapılma ve yapılmama nedenini, sebebini, illetini açıklayan mansup kelimeler mef'ulün leh, diğer adıyla mef'ulün li eclih, diğer adıyla mef'ulün min eclih olarak adlandırılır. Bunlar fiile sorulan niçin, yani limaze, lime sorusuna cevap olarak çoğunlukla mansup mastar olarak kullanırlar. Peki arkadaşlar şöyle bir soru sorsam size. Mef'ulün mutlakta da mastar mef'ul oluyordu. Burada da dedi ki çoğunlukla mef'ulün lehler mastardan gelir. Fark ne peki sizce? Bir önceki hocam konumuz mef'ulün mutlak fiille aynı kökten oluyordu. Hah, çok güzel. Evet. Fark tam işte orası. Fiille aynı kökten veya aynı kökten olmasa da manası aynı olacaktı. Ama fark bu işte. Bir diğer fark da bu niçin sorusunun cevabı.
Peki Arapçada fiilin ne zaman? Yani meta sorusunun cevabı. Nerede? Yani eyne sorusunun cevabı. Ne zaman, nerede gerçekleştiğini bildiren zarflara da mef'ulün fiih diyoruz. Mef'ulün fiih zaman zarfı, zarful mekan, zarful zaman ve zarfu mekan olmak üzere iki çeşidi var. Şimdi bu bölümde örnek cümlelerle bunu pekiştireceğiz. İrab uygulaması yapacağız. Yani bu konuları müstakil olarak da inceleyeceğiz. Mef'ulün leh, mef'ulün fiih konularını. Bir de bu örneklerin mef'ulün fiih, mef'ulün leh örneklerinin geçtiği diyalog okuyacağız arkadaşlar. El arabiyyetu Arapça fi hayatin el yevmiyyeti. Günlük hayatımızda Arapça. Hivarun. Hivarun ne kelime? Şu babın şuyu dememiz lazım yani. Nokta nokta babın nokta noktası. Sarf açısından soruyorum. Arkadaşlar iki mastar alan bir babımız vardı bizim. Sülasi Mezit Rubai'den. Hangi babdı o? Fa'ale. Yufa'il. Mufa'aleten. Birinci mastarı. Fi'alen. İkinci mastarı. O zaman hivar kelimesi ne olmuş oluyor? Hangi babın neyi olmuş oluyor? Mufaale babının masları hocam. Mufaale babının ikinci masları. Çok güzel. Mufaale babının ikinci masları. Havara. Yuhaviru. Muhavaraten. Hivaran. Hatta bir tane daha kullanıyordu. O çok nadir geliyor. Hivaran. Hivaran geliyor. Mesela. Cahede. Yücahidu. Mücahedeten. Birinci mastar. Cihaden. İkinci mastar. Cihaden. Üçüncü mastar. O çok kullanılmıyor. Hivarun diyalog demek. Beyne talibeyni camiiyeyni. Beyne talibeyni camiiyeyni. İki üniversite öğrencisi arasında bir diyalog. Peki beyne burada zarf. Ne zarf arkadaşlar? Zaman mı mekan mı? Mekan zarfı. Peki zarftan sonra gelen kelime daima ne olmak zorunda? Mudafun ileyh olmak zorunda. Mudafun lehler daima mecrurdur. Peki tesniye kelimelerde bizim cer alametimiz nedir? Ya. Ya'dır. Peki camiiyeyni ona uyduğu için, onun sıfat olduğu için onun da yine cer alameti nedir değerli arkadaşlar? Ya'dır. Peki. Şimdi diyaloglarda önce kim arasında geçtiğine bakıyorduk. Halid, Selim. Halid ve Selim arasında bir diyalog. Merhaben. Merhaba. Min eyne ent? Konuşma dilinde şu son harekeleri telaffuz etmiyoruz. Sükünlüyoruz. Min eyne ente demiyor Arap. Min eyne ent diyor. Evet. Nerelisin? Ene min Mısra. Peki. Min car. Mısra mecrur. Peki burada cer alameti kesra değil. Gördüğünüz üzere feta. Bunun sebebi ne ola ki? Nedir bunun sebebi? Gayrimusarif olmaz. Evet. Gayrimusarif nedir değerli arkadaşlar? En basit mantığıyla anlatayım size. Fetha, kesra, damme. Bir de bunların çiftleri var. Fethaten, kesraten, dammeten. Ki biz bunların adına ne diyoruz genel adına? Tenvin diyoruz. Tenvin. Sonuçta kaç harekemiz oldu? 6. Bu 6 harekenin her birini alabilene biz munsarif diyoruz. Munsarif. Yani çekimlenebilen. Ama 6 harekeden tenvini alamıyor. Kesra'yı da alamıyor. Geriye ne kaldı? Feta ile damme kaldı. 6 harekeden 4'ünü alamayıp sadece feta ve kesra, feta ve damme alana ne diyoruz arkadaşlar? Çekimlenemeyen isimler diyoruz. Yani gayrimunsarif diyoruz. Demek ki bir yerde bir kesra olması gereken bir kelime gördük. Kesra olması gerektiği yerde. Mesela harfi cerden sonra gelmiş. Kesra olması gerekiyor. Normalde. Veya mudafun leyh olmuş. Mudaftan sonra gelmiş. Kesra olması gerekiyor. Kesra olmayıp da feta alıyorsa aklımıza hangi konu geliyor? Evet arkadaşlar. Gayrimusarif. Çok güzel. Gayrimusarifların cer alameti neyledir?
Feta. Feta. Aslında bu cem-i müennesin tersi. Cem-i müennes salimin. Cem-i müennes salimde feta alacağı yerde ne alıyordu? Kesra. Demek ki cem-i müennes salim feta alacağı yerde kesra alıyor. Feta özürlü. Bu da kesra alacağı yerde feta alıyor. Bu da kesra özürlü olmuş oluyor. Yani cem-i müennes salimler kesinlikle feta almaz. Efendim gayrimusarıflar da kesinlikle kesra almaz diye bir cümle kursak. Yani buna kaide-i kulliye diyorlar. Yani genel kaide. Yanlış bir şey söylemiş olur muyuz arkadaşlar? Hayır hocam. Olmayız hocam. Çok güzel. Lime de. Niçin? Lime de diyor Araplar. Lime. Niçin? Eteyte. Geldin ila Türkiye. Türkiye'ye niçin geldin? Peki arkadaşlar konumuzun başında söylemiştik. Lime de. Niçin? Sebep soruyor. Neden soruyor? İllet soruyor. Bunun cevabı bize ne verecekti? Neyi verecekti? Mef'ulün nehi. Hah, çok güzel. Eteytu, geldim. İlâ Türkiye, Türkiye'ye geldim. Taleben lil ilmi. İlim tahsil etmek için geldim. Fil camiati. Türkiye'ye, üniversitede ilim talep etmek için. Yani ilim tahsil etmek için geldim. Evet, burada mef'ulün lehimiz hangi kelimedir değerli arkadaşlar? Taleben hocam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ileride ayrıntısını göreceğiz. Mef'ulün leh böyle mansup da gelebilir, harfi celli de gelebilir. Bunun şartları var. Konu anlatımında göreceğiz. Tekrar ediyorum. Mef'ulün leh, diğer adıyla mef'ulün liyecli, diğer adıyla mef'ulün minecli. Biz kısaca mef'ulün leh diyelim artık. Ama bilin yani mef'ulün liyecli, mef'ulün minecliğinde mef'ulün leh manasına geldiğini. Bazen buradaki gibi mansup gelir, bazen de harfi celli gelir. Mansup gelmesinin şartları neler? Onları göreceğiz inşallah. Cemil, güzel. Eyne kulliyetuk? Evet. Eyne? Burası yanlış yazılmış arkadaşlar. Kulliye demiş, kulliye. Evet. Şöyle olması gerekiyor. Kulliye. Şurada da şey olması lazım. Şedd olması lazım. Şurayı düzeltelim. Sizin kitabınızda nasıl? Böyle yazıyor hocam. Yanlış yazıyor. Evet. Kulliye diye bir şey yok yani. Kulliye. Fakülte. Kulliye tüke. Evet. Peki senin fakülten nerede? Fakülte diyor değil mi? Evet hocam. O zaman hocam. Altta da aynısını yazmış. Yine bir şeyden bakalım emin olmak için. Gözlükten bakalım acaba öyle bir kullanımı da var mı? Evet. Külliye arkadaşlar. Duydunuz mu yani? Külliye diye duydunuz mu hiç? Külliye. Duymadım hocam. Tamam. O zaman burayı düzeltelim. Külliyeti, külliyeti, fakültem, huna, burada, fi vasatil medineti. Şehir merkezinde. Bu kalıp ifade. Vasat normalde orta demek ama şehrin ortasında demeyiz. Merkezinde deriz. Mukabile karşısında mevkifil hafilati. Otobüs durağının karşısında. Fakültem burada şehir merkezinde otobüs durağının karşısındadır. Keyfe nasıl? Vecette buldun. Ette'lime eğitimi indene bizdeki. Yani buradaki eğitimi nasıl buldun? Vecettuhu mümtazen. Buradaki eğitimi nasıl buldun? Mümtazen, çok iyi, harika, mümtaz. Peki vecede fiili kaç meful alan fiil-i muzarilerden? Müteaddi fiillerden? İki değil miydi? Evet, çok güzel. Hu birinci meful, mahallen mansup. Mümtazen ikinci meful. Lafzen mansup, fethası, nasbı neyle? Nasb alameti fethayla. İlâ eyne, ezhebul an. Şimdi nereye gidiyorsun? Ezhebu, gidiyorum. İlel mescidi, camiye, li edâi, salâti zuhri. Öğlen namazını eda etmek için. Arkadaşlar bu cümlede mef'ulün leh var mı? Var hocam. Yok. Hangisi?
Mefhulün bir gayri seri olarak mı geliyor hocam biraz? Yok, mefhulün sebep bitiriyor ya. Niçin camiye gidiyorum? Li edai salati zuhri. Öğlen namazını eda etmek için. O zaman şurası nedir arkadaşlar? Mefhulün lehtir. Peki az önce taleben geçmişti. Evet. Fark ne bu ikisi arasında? İkisi de mefhulünle. Harfi cer geldi. Harfi cerle gelmiş. Birinde mansup gelmiş, diğerinde car mecrur şeklinde gelmiş. Mansup gelmesinin sebepleri var. Onu göreceğiz arkadaşlar. Tamam? Onu konu anlatımında göreceğiz. Telil mescidu garibun min huna. Cami buraya yakın mı? Naam. El mescidu halfel kulliyeti. Evet, cami fakültenin arkasındadır. Halfel kulliye. Peki halfe burada ne oluyor arkadaşlar? Zarfı zaman. Mekan. Mekan zarfı. Yani mef'ulün fih oluyor. Heyya nezheb. Heyya'dan sonra devamlı ne okuyoruz? Meczum okuyoruz. Haydi gidelim. Me'an birlikte. İrdaen lillahi teala. Ne için gidelim? Allah rızasını kazanmak için gidelim. İrdaen. Burada yine mef'ulün leh midir? Evet hocam. Evet. Evet. Ama bu şekilde gelmesi için neleri var demiştik değerli arkadaşlar? Bir takım şartları var. O şartlarını inşallah göreceğiz. Bu arada bizim bu Arapça öğreniyoruz WhatsApp grubu var ya. Orada herkes yazabiliyor mu? Yoksa sadece... Bakayım. Efendim? Bakayım hocam. Tamam, bakın size zahmet. Evet hocam, herkes yazabiliyor. Tamam. O zaman size zahmet bir şey yazarsanız, yani katılmak isteyenler ara verdik ya, belki görmemişlerdir. Katılmak isteyenler katılabilir. Dersimiz devam ediyor diye. Ben de şunu tamam. Bir deneyeyim arkadaşlar. Şurada bir kılavuz görünümü var. Konuşmacı görünümü. Büyük kılavuz demiş. Şöyle bir basayım bakayım ne olacak acaba? Ekran paylaşım gitti mi? Var hocam. Tamam. Bir fark yok o zaman. Yani orada bir değiştirdik ama. Neyse. Aynı değil mi? Bir farklılık yok yani az önceki takip etmeyle şu an arasında. Yok hocam. Tamam. Ekran daha büyük gözüküyor mu diye söyleyecektim. Ama takip etmekte bir problem yok. Zaten kitaplarınız var. Ekrana baktığınızda da gerektiği kadar gözüküyor değil mi arkadaşlar? Evet hocam, iyi. Peki. Hel indeke vaktun. Vaktin var mı? Yani bu bir konuşma kalımı. Mesela hel indeke kalemun. Kalemin var mı? Vaktun. Vaktin var mı? Ba'de salati. Namazdan sonra vaktin var mı? Ba'de. Burada ne oluyor arkadaşlar? Halfeye mekan zarfı demiştik. Burada ne diyeceğiz? Zaman zarfı. Peki. Zaman ve mekan bildiren mef'ullere biz ne diyorduk? Mef'ulün fih hocam. Fih diyorduk. Evet. Tamam. Evet, zamanım var. Yucedu. Yucedu vardır. Arkadaşlar yucedu ne kelime? Yucedu vardır. Var demek. Var, vardır. Yucedu ne kelime? Evet, buyurun. İl-Muzari. Tamam. İl-Muzari malum mu, meçhul mü? Meçhul mü? Meçhul, evet. Arkadaşlar bunların misali vavi diyoruz. Yani fail fiili, ilk harfi vav oluyor. Bunların meçhullerinde o vav geri geliyor. Mesela vecede. Muzarisi ne arkadaşlar vecedenin? Yecidu. Yecidu. Bak malum muzarisinde vav hasvediliyor. Vecede yecidu. İkinci babda. Ama vecedenin meçhulü ne? Vucide. Vecede buldu, vucide bulundu. Yecidu. Bunun meçhulünde vav geri gelecek. Yani ne olacak? Yucedu olacak. Tamam. Demek ki kuralımız neymiş? Misali vavi. Efendim muzariye aktarıldığında, malumdan meçhule geçildiğinde o muzaride hasbedilen vav geri geliyor. Normalde şu yecidunun aslı neydi?
yevcidu idi. Yevcidu. Burada vav beynel ya'i vel kesri kaidesince, ne demek beynel ya'i vel kesri? Ya ile kesri arasında kaldığından dolayı ne yapılıyor? Hasvediliyor. Çünkü ya da kesreye delalet ediyor, kesre de ya'ya delalet ediyor. Hani hep ne diyorduk? Kesra'dan ne doğardı? Ya doğardı. Anne çocuk diyorduk. Kesra ya. İkisinin arasında vav girdiği zaman o vav hasvedilir. Ama meçhulünde o vav ne yapıyormuş değerli arkadaşlar? Geri geliyormuş. O zaman vasale yasilu. Bunun meçhulü ne olur? Yasilu'nun. Yusilu mu hocam? Yusilu. Yusilu. Evet. Peki. Vakafe yakifu. Bunun meçhulü ne olur? Yakifu'nun. Yukifu. Bir daha. Yukifu hocam. Yukafu abi. Yukafu. Kifu değil de. Yukafu. Yucedu. Yusalu. Yukafu. Tamam. Bir tane daha yapalım. Va'ade ya'idu. Va'ade ya'idu. Ya'idu'nun meçhulü ne? Yu'adu oluyor hocam. Çok güzel hocam. Yu'adu oluyor. Bunların emirlerine de dikkat edelim. Vecede yecidu cid. Vasale yasilu. Buyurun. Cid. Çok güzel. Va'ade ya'idu. Kayd geliyor. Tamam. Vakafe yakifu. Kayd. Çok güzel. Peki. Yucedu vardır. Var. İnde mevkifil hafileti. Otobüs durağının yanında, yanı başında. Met'amun cemilun. Güzel bir lokanta var. Peki. Li. Nete. Nevel. Arkadaşlar şu li'nin adı ne? Bana kim söyleyecek? Beyaniye miydi? Şimdi mesela cezmeden edatları, bir fiil-i muzari'yi cezmeden edatları sayarken ne diyorduk? Lem, lemme, lamul emir, la'un nehi diyorduk. Mesela liyektub, yazsın. Linektub, yazalım, yazalım. Evet, o zaman neymiş buradaki lam? Lamul nehi. Emir. Evet. Peki. Yalnız burada bir kural var arkadaşlar. Bu lamul emir ene ve nahnu çekiminde geldiği zaman istek manasında oluyor. Mesela liyektub dediğim zaman yazsın. Yazsın bak. Ama liyektub dediğim zaman yazayım. Linektub yazalım oluyor. Tamam. Dolayısıyla li nete nevel yiyelim. El gadae ma'an. Öğlen yemeğini birlikte yiyelim oluyor. Tamam. Tekrar ediyorum. Emri gaib sıgasının başına gelen lamul emir ene ve nahnu çekiminde geldiği zaman istek manası. Kur'an-ı Kerim'de var mesela. Linahmil hadayakum var mesela. Ne mana vereceğiz buraya? Linahmil hamele yahmilu. Taşımak. Linahmil hadayakum. Biz taşıyasınız. Linahmil biz yüklenelim, biz taşıyalım. Hatayakum sizin hatalarınızı. Tamam. Bu ayeti bir araştırın isterseniz size ödev olsun. Orada istek manası oluyor işte. Ya da şöyle örnekler verelim. Siz cevap verin daha iyi otursun. Mesela liyeşrab ne demek liyeşrab? İçsin. Liyeşrab. Efendim? İçelim. Bu kadar. Bir neşrap içelim. Bir nezheb gidelim. Bir ezheb gideyim. İnşallah manası anlaşıldı. El taksidu. Mat'amel medineti. Şehir lokantasını mı kastediyorsun? Kasade yaksidu kasten. İkinci baptan. Naam. Evet. Me'kulatuhu. Yiyecekleri. Ve meşviyatuhu. Meşviyat ne demek? Kızartmalar. Tamam. Bunun kökü de şeva yeşvi. Şeva mudarisi yeşvi.
Şeva, aksam, sebaya göre nasıl bir fiil? İki tane illet harfi var. Lefif. İki illet harfi. Makrun. Çok güzel. Şeva, yeşvi. İkinci baptan. Peki. İsmi mef'ulü ne oluyor? Meşviyyun. Onun çoğulu da meşviyyat. Kızartmalar. Lezizetün cidden. Onun yiyecekleri, o lokantanın yiyecekleri ve kızartmaları gerçekten çok nedir? Lezzetlidir. Başka ne? Bu lokantanın başka özelliği ne? Ve sahibul met'ami, lokantanın sahibi yebzulu. Bedele yebzulu. Harcıyor. Kulle ma fi vus'ihi. Bak bu kalıp ifade. Yebzulu kulle ma fi vus'ihi. Ne demek arkadaşlar bu? Yani elinden gelenin en iyisini yapıyor demek. Elinden gelenin en iyisini. Vus'ihi. Ma fi vus'ihi. Tabi kalıp ifade. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. Elinden gelen çabayı sarf ediyor. İrdaen li zebainihi. Zebain müşteriler demek. Müşterileri razı etmek için. Razı etmek için diye çevirdim ben. Yani razı etmek, memnun etmek için. Peki bu yine nedir arkadaşlar? Mef'ulün. Ve lihâzet sebebi, bu sebeple tera görür ennâse insanlar, tera sen görürsün yani. Ennâse insanları ne oldukları halde, bak marifeden sonra gelen her cümle nedir? Nekra'dan sonra gelen her cümle sıfat oluyordu. Marifeden sonra gelen her cümle ne oluyor? Hal oluyor. Hal hocam. Hal oluyor. Evet. Yentezirune, beklediklerini görürsün. Emame babil met'ami, bak bunu bölmüyoruz bunları. Tek bir mana veriyoruz. Lokanta kapısının önünde beklediklerini görürsün. Ne zaman? Zuhran ve asran ve mesaen, öğlenleyin, ikindileyin, akşamleyin. İnsanların lokantanın kapısı önünde beklediklerini görürsün. Emame mef'ulün fi. Zuhran mef'ulün fi. Fark ne arkadaşlar? Bu mekan, bu zaman. Ve asran ve mesaen de vav atıf edatıyla onların üzerine atfedilmiş. Hatta sabahen. Peki bunlar ne zaman bekliyorlar? Öğlenleyin, ikindileyin, akşamleyin. Hatta sabahleyin. Sabaha. Bu hatta'nın manaları var birkaç tane. Bunlardan bir tanesi de Türkçedeki gibi hatta diyoruz ya, bile. Bile manasında. Burada o manada kullanıyoruz. Bazen de hatta e kadar oluyor mesela. E kadar. Ama burada e kadar manasında değil. Türkçedeki hatta manasında arkadaşlar. Hatta sabahleyin lokantanın kapısının önünde beklediklerini görürsün. Peki ne için bekliyorlar bunlar? Liyecidu, bulmak için. Maideten. Maide normalde sofra demek. Ama burada ne diye çevirelim sizce? Lokanta için kullanıldığında ne deriz buna? Mesela biz bir yere yemek yemeye gittiğimizde selamünaleyküm, aleykümselam. Boş bir sofra var mı diyoruz, yoksa başka bir şey mi kullanıyoruz? Masa hocam. Hah, masa diye çevirelim o zaman. Haliyeten biddâhili. İçeride boş bir masa bulabilmek için. Toparlayalım arkadaşlar. Hangi sebeple? Bir, buranın yiyecekleri ve kızartmaları çok lezzetliymiş. İki, lokantanın sahibi müşterileri memnun etmek için olanca çabasını efendim sarf ediyormuş. Bu sebepten dolayı içeride boş bir masa bulabilmek için müşterilerin öğlen, ikindi, akşam, hatta sabahleyin lokantanın kapısının önünde beklediklerini görürsün. Beklediklerine şahit olursun. Terayı kaldırıp tüşahidü de koyabilirdik değerli arkadaşlar. Peki burada liyecidu yine ne oluyor arkadaşlar? Evet. Buyurun. Mef'ulün leh hoca. Evet. Hasenen. Peki. Nezheb ba'de salat.
Namazdan sonra gidelim. Şükran. Teşekkür ederim. Peki şükran nedir arkadaşlar gramerde? Mastar. Tamam. Mef'ulün mutlak arkadaşlar. Mastar sarf açısından. Nahiv açısından da şükran, affen. Bunlar mef'ulün mutlak sayılıyor. Bunu da ekstra bir not olarak söyleyelim. Şimdi bu buraya kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Sorunuz var mı arkadaşlar bu diyalogla alakalı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Sorunuz var mı? Hocam. Buyurun. Bu kalıp ifade vardı ya. Yebzulu kullema fi vüsrahi. Evet. Bunu mesela sınav gibi durumlarda da söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Çok güzel olur. Tamamdır hocam. Yani şey için diyorsunuz değil mi? Sınava çalışırken tüm çabasını, gayretini ortaya serdi manasında. Eline... Evet hocam. Tabii. Hatta örnek cümle, ben de bakayım, siz de bakın. Bulursanız buna benzer bir cümle çok sevinirim yani. Tamam hocam. Evet. Şimdi geldik Kur'an-ı Kerim İsra suresi. Zannediyorum 17. sure. Leyl suresi. 1. ve 2. ayeti kerimelere bakacağız arkadaşlar. Mef'ulün leh ve mef'ulün fi çeşitlerine dikkat edeceğiz. Mesela İsra suresi, bu size ödev olsun da ben yine söyleyeyim size. İsra suresi 31'de ne var? Ve la taqtulu. Öldürmeyin. Evladekum. Evlatlarınızı. Haşyete imlaqin. Haşyete imlaqin. Nokta nokta korkusundan dolayı. Nokta noktadan korktuğunuz için. Nahnu biz. Nerzuquhum. Onları rızıklandırırız. Ve iyyâkum. Diye devam ediyor. Tamam. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى. Bu da leyl ve birinci ve ikinci ayet. Bunlara da size zahmet bakın. İrab-ül Kur'an'dan da bakabilirsiniz. İrab-ül Kur'an kitapları var. Yoksa ben size PDF'sini de atabilirim arkadaşlar. Hatta şey de var. Onu da hatırlatırsanız paylaşayım size. Mobil uygulama da var. Oradan inşallah bunlara bakın. İraplarına. Şimdi geldik dil bilgisi konusuna. Biraz da buradan okuyalım, bırakalım arkadaşlar. El-Kavaid. Kaide. El-Mef'ulü lehu. Mef'ulün leh. Diğer adı neydi? Mef'ulün bi ecri. Diğer adı neydi? Mef'ulün min ecri. Arapçada fiil cümlelerinde fiilin oluş nedenini, bir başka ifadeyle oluş sebebini, illetini açıklayan nekra mastarlar mef'ulün leh olarak isimlendirilir. Bu mef'ule mef'ulün li ecri, mef'ulün min ecri adı da verilir. Mef'ulün lehi bulmak son derece kolaydır. Ne yapacağız? Fiile neden, niçin sorusunu soracağız. Limâze, lime sorusunu soracağız. Şimdi Türkçe'de cümleyi ögelerine ayırırken biz neye sorular soruyoruz arkadaşlar? Hangi ögeye sorular soruyoruz? Yükleme. Fiile. Tabii yükleme yani fiile. Arapçada fiile soruyoruz işte. Bu mastar daima, bak daima nekra ve mansup olarak kullanılır. Türkçe'ye şu şekilde çevireceğiz. Her zaman için diye çevrilmez yani. İçin, mek için, sebebiyle, den dolayı. Mesela az önce verdiğimiz ayette neydi? Çocuklarınızı öldürmeyin. Açlık korkusundan dolayı. Açlık korkusu sebebiyle. Hangisi uyuyorsa onu çevirebilirsiniz. Safertu ile Ankara'da. Ankara'ya ne yaptım? Gittim. Ne için? Taleben lil ilmi. İlim talep etmek için. O zaman taleben burada nedir? Mef'ulün lehtir. Niye? Şimdi şöyle bir soru sorsaydık mesela. Limaze? Niçin? Saferte? Gittin. İle Ankara'da deseydik. Değerli arkadaşlar. Veya limazayı kaldırın, lime deyin. Aynı şey. Niçin Ankara'ya gittin? Dedi ya mef'ulün lehi anlamak çok kolaydır diye. Niçin sorusunun cevabı burada ne olmuş oldu? Hangi ögeyi verdi bize? Mef'ulün lehi vermiş oldu. Şimdi gelelim arkadaşlar. Mef'ulün lehin iki tür kullanımına. Bir, harfi cersiz kullanımı. İki, harfi cerli kullanımı. Şimdi taleben deyince taleben hangisine örnek? Harfi cersiz kullanımına mı?
Efendim harfi cerli kullanımına mı? Harfi cersiz. Çok güzel. Şimdi bunun az önce söyledim ya size şartları var. Şimdi gelelim o şartlara. Bunu mesela klasik kitaplardan İzhar kitabı var malumunuz. Orada çok güzel anlatır. Bir de Katrun Neda var mesela. Şöyle yazalım. Katrun Neda. Evet. O kitapta da çok güzel anlatır bunu. Burada tabii modern kitap olduğu için oralardan özetleyip daha basit bir şekilde anlatmış. Bu kitaplarda İzhar, Katrun Neda gibi kitaplarda biraz ibareyi zorlaştırıyor ki öğrencinin ibaresi açılsın diye. Ama bu modern kitaplarda daha basit anlatıyor. Bir, mef'ul-i nehin harfi cersiz kullanılma için aşağıdaki şartları sağlanması gerekir. Beş tane şart efendim sıralamış. Bunu klasik kitaplardan anlamak daha zorken modernde daha basit. Mef'ul-i leh cümledeki fiilin mastarı dışında bir mastar olmalıdır. Neden arkadaşlar? Neden? Fiilin mastarı olsa ne olur? Mef'ul-i mutlak. Çok güzel. Eğer fiilin mastarı olsaydı mef'ul-i mutlak olurdu. Mef'ul-i mutlak olmaması için mef'ul-i lehin cümledeki fiilin mastarı dışında bir mastar olması lazım. İki, bu mastar, o fiilin dışındaki mastar, eylemin gerçekleşmesinin nedeni, sebebi, illeti olmalıdır. Yani yükleme yöneltilen niçin, neden sorularına cevap vermelidir. Bu da anlaşıldı mı? Mefhum? İnşallah. Evet hocam. Tamam. Evet. Evet hocam. Bu nekre olacak. Yani nekre olacak ne demek? Şerh edelim kendimizce. Marife olmayacak demek. Mansup gelmesi için, harfi cersiz gelmesi için marife olmayacak. Dört, herhangi bir isme muzaaf olmayacak. Muzaaf olursa da yine olmaz. Beş, son madde, fiilin failiyle mef'ulün lehteki eylemin sahibi aynı olmalıdır. Ne demek şimdi bu? Sefertu ila Ankara'da. Sefer eylemini yapan kim? Ben. Peki, ilim talep eden kim? Yine ben. Hah. İşte fiilin failiyle mef'ulün lehdeki eylemin sahibi aynı olacak. Evet, bu beş madde. Şimdi örnekleri inceleyelim. Ekra'u. Ne demek arkadaşlar? Okurum. Hubben, sevdiğim için, fil marifeti, bilmeyi, bilgi edinmeyi sevdiğim için okurum. Bir, fiilin mastarından, fiilin mastarı dışında bir mastar olacak. Doğru mu? Doğru. Eğer fiilin mastarı olsaydı kıraaten olurdu. Bir de bir. İkide iki yapmamız lazım. Niçin sorusunun cevabı. Niçin okuyorsun? Bilgi edinmeyi sevdiğim için. Bu şart da yerine geldi mi? Evet hocam. İkide iki. Üç. Nekre olmalıdır. Tamam mı bu da? Evet hocam. Herhangi bir isme mudaf olmayacak. Dörtte dört. Son madde. Fiilin failiyle mef'ulün lehteki eylemin sahibi aynı olacak. Okuyan kim? Ben. Benim hocam. Bilgi edinmeyi seven kim? Yine ben. Bu beş şart bir araya geldiği zaman mef'ulün leh harfi cersiz mansup olarak kullanılabilir değerli arkadaşlar. Evet, tamam mıyız? Tamam, evet hocam. Zaten burada açıklamış bak. Cümlenin fiili olan kara'enin değil başka bir fiilin mastarıdır. Kara'enin mastarı kıraeten olsaydı o zaman biz ona mef'ulün leh değil ne derdik? Mef'ulü mutlak. Peki, hubben mastarı okuma eyleminin gerçekleşme nedeni, sebebi, illeti mi? Evet. Hubben nekra mı? Evet. Hubben herhangi bir isme mudaf mı? Mudaf mı? Hayır, mudaf olmayacak. Peki, fiilin failiyle okuyan ben, mef'ulün lehdeki sevme eyleminin sahibi aynı kişi mi? Evet. Bu beş şart bir araya geldiği zaman mef'ulün leh mansup şekilde ne yapabilirmiş değerli arkadaşlar? Evet. Harfi cersiz gelebilir. Harfi cersiz gelebilirmiş. Peki.
Şimdi devam ediyorum. Burada bir dikkat bölümümüz var. Aşağıdaki cümlelerde kırmızı ile gösterilen mef'ulün lehlerin hepsinin nekra, mansup bir mastar olduğunu fark ediniz. Yasumul muslimune, Müslümanlar oruç tutarlar. Taaten li rabbihim, Rablerine itaat için. Arkadaşlar, taaten gelmesi için kaç şart oluşması lazımdı? 5 hocam. Evet. O zaman şöyle yapalım. Şimdi bu cümleden başlayarak herkes zannediyorum derse katılıyor. Yani herkesin sesini duydum çünkü. Fadime 1, Halime 2, Ayşe Nur 3, Mustafa Hocam 4, Nurgül 5, Ümit abi 6. Bu şekilde cümleleri okuyalım ve o 5 maddeyi sıralayalım ki iyice otursun. Evet. Şimdi şu birinciyi ben yapayım. Yapıyorum arkadaşlar. 1. Yasumunun mastarı ne? Savme, yasumu, savmen veya sıyam. İki mastarı var bunun. Savm, sıyam. O yasumunun mastarı olmayacak. Güzel, bir de bir. İki ne olacaktı? Hatırlatın bana. İki ne olacaktı? Niçin sorusuna cevap verecek? Niçin sorusuna cevap olacaktı? Müslümanlar niçin oruç tutardılar? Niçin, neden? Taaten li rabbihim. Rablerine itaat için. Peki 3 nekre olacak. 4 herhangi bir isme mudaf olmayacak. 5 Yesum'un failiyle taaten aynı kişi olacak. Yani Yesum oruçtan kim? Müslümanlar. Rablerine itaat edenler kim? O da yine Müslümanlar. Buyurun. 2'den devam ediyoruz. Tamam hocam. Yeteveccahu şebabu ilel camiati taleben lil ilmi. Gençler ilim talep etmek için üniversiteye giderler. Gidiyorlar. Şu tercümeler yazıyor ya arkadaşlar. Onlardan sonra Türkçelerin yanında öznelerden sonra virgül koyarsanız çok iyi olur. Yani Müslümanlar virgül, gençler virgül. Zaten üçüncü cümlede koymuş bak. Öğrenciler virgül. Evet abla, mef'ulün lehimiz hangisidir ve neden mansup gelmiş? Hocam, mef'ulün leh taleben. Evet. Çünkü ilk olarak fiilin dışında bir mastar. Yani fiilin mastarı dışında bir mastar olduğu için. Evet. İkincisi, öğrenciler neden üniversiteye giderler? Onun cevabını veriyor. İlim talep etmek için. Çok güzel. Üçüncüsü nekra gelmiş hocam. Dördüncüsü muzaaf olmamış. Evet. Ve bir de şey, fiille fail yok. Nasıl da? Şu yeteveccehu fiilinin failiyle abla. Evet hocam. Mef'ulün lehdeki aynı kişi olacak. Yani üniversiteye yönelenler de gençler, ilim talep edenler de gençler. Evet hocam. Tamam. Buyurun. Çok güzel abla. Kâmet tullâbu ihtirâmen lil müderrisi. Öğrenciler kalktılar saygı için, öğretmenlerine saygı için kalktılar. Hocam burada ihtirâmen mef'ulün leh oluyor. Mansup gelmesinin nedeni de gâmenin mastar olarak değil, başka bir fiilin mastar olarak gelmiş. İkincisi... Gâmenin mastar olsaydı mesela kıyam olur. Az önce Fadime'nin yaptığında mastar olsaydı ne olurdu mesela? Teveccüh olurdu. Teveccüh. Tamam. Evet. Evet. Siz de bir. Güzel. Başka bir isme muzaaf olmamış hocam. Yok. Ona geçmeyelim. Sırayla gidelim abla. 2. Öğrencilerin niçin ayağa kalktığı sorusuna cevap veriyor mu? Evet. Neden belirtiyor? Evet. 3. 3. Muzaaf olmamış. 3. Nekra. 3 nekra, 4 de muzaaf olmamış. Evet, 5. 4 muzaaf olmamış. 5 de neden bildiren masterla özne aynı kişi. Yani ayağa kalkanla o öğretmenlere saygı gösteren tullaplar. Tamam. Evet. Güzel. Buyurun.
tünşiül belediyetü el hadaiqal ammeti tecmilen lil medineti. Tünşiü inşa eder, yapar. El belediyetü belediye. El hadaiqal ammeti genel bahçe, ama bunu park diye çevirmiş. Güzel çevirmiş bence de. Evet. Tecmilen güzelleştirmek için lil medineti, şehri. Şimdi hocam baktığımız zaman burada mef'ulün lehimiz fiilin kökünden gelmemiş. Yani fiilin mastarı değil. Ha. İkinci olarak fiilin mastarı olsaydı ne olurdu Ayşenur? İnşaen olabilir mi hocam? Ha. Evet, doğru. Enşe'e, yunşi'u, inşaen. Evet abla. İkinci olarak niçin güzelleştirdiğinin sorusuna cevap veriyor. Yani niçin inşa ettiğinin cevabını veriyor. Üçüncü olarak nekra olarak gelmiş. Dördüncü olarak herhangi bir isme vesaire muzaf olmamış. Son olarak da inşa eden ve güzelleştirmek isteyen belediye olduğu için, fail aynı olduğu için bu da tamam hocam. Evet. Teşekkür ederiz abla. Ağzına sağlık. Ben... Evet, buyurun. يُحَارِبُ الْجُنُودُ الْاَعْدَاءَ دِفَاعًا عَنِ الْوَطَنِ يُحَارِبُ savaşırlar, cunudu askerler, ordular, ordu askerler, evet, vatanı savunmak için savaşırlar. Şeyi kiminle? Mef'ulü çeviriye yansıtmadık hocam. Kiminle savaşırlar? Difaan demedik mi hocam? Yok, şey dediniz. Yani askeri ve vatanı savunmak için savaşırlar dediniz. Ama şu el-e'da'e kelimesi var. Kiminle savaşırlar yani? Düşmanla. Hah. Evet, onu burada zannediyorum şeye yansıtmamışlar. Tercümeyi hata etmişler. Vatanı savunmak için düşmanlarla savaşırlar. Adugun. Şey yani Türkçe'de savaşmak herhalde oradan belki hani o şeyi atmış olabilirler. Savaşmak doğru. Karşılıklı olduğu için iki karşı güç arasında olduğu için belki ondan düşüklük olabilir hocam. Veya unutmuş da olabilirler. Doğru hocam. Evet. Adubun evet. Ada kelimesi. Düşman ada. Düşman. Evet. Evet düşman. Buyurun hocam. Burada şey diğer açıklamaya geçiyoruz değil mi hocam? Evet. Burada fiilin mastarı dışında bir mastar yani difaan yuhari bunun mastarı değil yani buradaki difaan. Yuhari bunun mastarı olsaydı ne olurdu Sayın Hocam? Harabe yuhari bu harben değil hocam. Muharabeten olurdu. Muharabeten mi? Bu evet. Difaan de mufale babın bir mastarı. Dafa'a, yudafi'u, müdafa'aten, difa'an, daima harfi ceri andır bunu. Muharabeten. Evet. Tamam, çok güzel hocam. Bir de bir. Evet. Burada neden sorularına cevap, neden için sorusuna cevap gelmiş. Yani neden sorusu burada mef'ulün lehi bize vermiş. Çok güzel hocam. Yani askerlerin düşmanlarla neden savaşıyor diye sorarsak işte onun cevabını evet. Vermiş. Niye savaşırlar? Evet. Askerler durduk yere değil. Vatanı savunmak, müdafaa etmek için. 2'de 2. Onun burada nekre olarak gelmiş. Yani belirsiz olarak gelmiş. Evet. Yani oldu. Belirsiz olmalıydı. Bir herhangi bir isme de muzaaf olmadığı için burada çok o güzel. Şart da oluşturmuş. Yani buradaki fiilin failiyle mef'ulün eylemindeki sahip aynı. Evet. Olmuş. Çok güzel hocam. Ağzınıza sağlık. 5 oldu. 5 oldu. Tamam hocam. 5 oldu. Çok güzel. Yani bunu Mustafa hocam klasik mesela bir eserden okusak bu konuyu. Yani mef'ulün leh ne zaman mansup gelir? Bu 5 maddeyi böyle yani bize tabiri caizse ot yoldurarak anlatıyor. Yani ibareyi çok zorlaştırıyor. Ama onun da bir sebebi var. Niye ibareyi zorlaştırıyor?
Yani öğrenciye orada amaç mefulün lehi 5 maddesini öğretmek değil yani mahsup gelmesine. İbareyi zor yapalım ki öğrencinin ibare sökmesi zihni açılsın diye zor yapıyorlar yani. Ama bu modern kitapta daha basit şekilde anlatıyor bize bak. Mesela 5 maddeyi sıralamış adam böyle. Türkçe bir şekilde. Ama yani burada öğrenme daha hızlı oluyor ama ibare okuma biraz daha şey oluyor yani zor oluyor gibi. Doğru, doğru. Yani ibareyi ilerletme açısından bu teknik biraz daha geride kalıyor diğer tekniğe göre. Bu ama öğrenme maddeler halinde 5 maddeyi öğreniyoruz. Yani bununla alakalı 5 maddeyi daha çabuk öğreniyoruz. Yani bu 5 maddeyi ezberlersek bunu halledebiliyoruz yani şeyde metin içerisinde. Doğru, çok doğru. İşte onun için her zaman aslında acizane söylüyoruz yani. Klasikle modern kesinlikle bir olacak hocam. Yani klasiğin moderne göre artıları, eksileri, avantajları, dezavantajları olduğu gibi modernin klasiğe de dezavantajı, avantajı var. İşte ikisini beraber yürüttüğümüz zaman sentezlemek gerekiyor. Onda uzun soluklu bir eğitim süreci gerekiyor anlaşılan. Aslında çok da değil hocam ya. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela klasikten Arapça adına söylüyorum. Diğer ilimlere söylemiyorum yani. Klasikten emsile bina, maksut izzi bu 4 kitap iyi anlaşılır okunursa efendim şeyden de Nahiv'den de Avamili bir gibi Cürcani, İsar, Kafiye gibi 4 kitap. Hadi bir de Acrumiye diyelim 5 kitap. Bunlar iyice okunur, anlaşılırsa ondan sonra bir de bir modern kitap mesela o modern kitabı da şu Avuf Arapçanın 1 2 3 4'ünü örnek verelim. İyice anlaşılırsa bundan sonra öğrenci hem YDS Göktürk gibi modern basın Arapça bilgisini ölçen sınavlarda hem de işte tefsir, hadis, akaid, fıkıh gibi metinleri okumada çok mükemmel bir altyapı almış olur hocam. Aynen hocam, haklısınız. Ya biz genelde şunu yapıyoruz aslında, biraz dağıtıyoruz yani. Mesela klasikte bir kitabı bitirmeden başka bir kitaba geçiyoruz. Modernde bir kitabı tam bitirmeden başka bir kitaba geçiyoruz. Böyle yaptığımız için aslında zihnimiz dağılıyor. Yoksa bir ne okuyacağımıza karar verip o süreci bir tamamlasak, bitirsek ondan sonra zaten diğer kitaplar bize açılacak, kolaylaşacak yani. Hocam zaten bizim şu an yaşamış olduğumuz sıkıntı şu. Mesela biz burada İmam Hatip hani ortaokula, liseye gidenler açısından söylüyorum. Ortaokula giderken Arapça görüyoruz. Bir ara bir boşluk derli toplu olmuyor. Sonra liseye giderken aynı şekilde ilahiyat derken aslında hani belki çok şey öğreniyoruz ama değerli toplu bir disiplin içerisinde olmadığı için ve süreklilikte olmadığı için yani parça parça olduğu için mesela bugün biz bunu birleştiremedik. Yani arada kopukluk oldu. Bütünleştiremediğimiz için de şu an sıkıntıları yaşıyoruz. Aslında dediğiniz gibi 2,5-3 yıl bütün ve sürekli bir eğitim yapmış olsaydık belki bu sıkıntıları yaşamayacaktık yani. Burada bir sıkıntımız var. Ben öyle düşünüyorum. Yani inşallah yaparız hocam. Şu mesela 4. kitabı bitirdikten sonra mesela yine bu grupla günlerimizi belirleriz. İsar okuruz mesela. Nahiv'den. Efendim Sars'dan İzzi okuruz mesela böyle. Yani maksat böyle bir de klasik metodolojiden Sars ve Nahiv'i görürüz. Mesela inşallah belagat okuyabiliriz yani belagattan. Ondan sonra böyle haftada 1-2 duruma göre okur. İnşallah bu bilgilerimizi taze tutarız. Yani buradaki aslında tüm amacımız şu. Yani amacımızın, niyetimizin özünü söyleyeyim de. Yani bu derse katılan öğrenciler YDS, YÖKDİL puanı lazımsa yüksek lisans doktora için o sınava girdiğinde belli bir puan alsınlar. Veya şer'i ilimlerde bazı metinleri takip etmek istiyorlarsa, yüksek lisans doktora yapmak istiyorlarsa veya kendi başına bazı kitapları takip etmek istiyorlarsa tefsir, hadis, akaid, fıkıh gibi onun da altyapısını hazırlamak için. Bu derslerimizin esas özeti bu. Ama bunun en güzel yolu da az önce ifade ettiğiniz gibi, buyurduğunuz gibi moderne, efendim klasiği sentezlemek yani. O zaman çift evet, kanatlı oluyor yani. Ne alaylı ne mektepli. Ya, mesela şeyde tamamlıyor hocam. Tabii ki. Mesela şeyde de aynı şey geçerli hocam. Bir adam görüyorsunuz sadece medrese okumuş, bazı yönleri gelişmiyor mesela. Bir adam görüyorsunuz sadece ilahiyat okumuş, bir yönleri gelişmiyor. Ama bir adam görüyorsunuz hem medrese okumuş hem ilahiyat okumuş. Yani tabiri caizse hem alaylı hem mektepli. Onlar daha farklı oluyor yani o insanlar. Evet. Peki.
Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Rica ederim hocam. Allah razı, cümlemizden Allah razı olsun. Evet, buyurun. Hocam, ezurul mektebete hukbendil kıraate. Kıraate. Ezuru giderim el mektebede kütüphaneye hukben lil kıraate okumayı sevdiğim için. Çok güzel abi. Çok güzel çevirdiniz. Mesulunda hukben. Bundan sonra sebepleri bir hocam fiilden dışındaki mastar halinde gelmiş. Mesela fiilin mastarı olsaydı zara, yezuru, ziyareten olacaktı. Bir de bir. Çok güzel. Ondan sonra hocam sebep bildirmiş hocam. Sevdiğim için. Tabii. Mesela ben size şimdi soruyorum Ümit abi mesela. Diyorum ki limaze, niçin veya lime tezurul mektebet ediyorum mesela. Niçin kütüphanelere gidersin, ziyaret edersin diye soruyorum. Niçin sorusunun cevabını veriyorsun sen bu cümleyi kurarak. 2'de 2. Çok güzel. Nekre halinde gelmiş hocam. Muzafun ileyk olmamış. Muzafun ileyk olmamış demeyelim de abi. Mudaf olmamış abi. Mudaf olmamış. Evet. Şimdi de fiilden nedeni yani muzafun de faili aynı kişi olduğu için. Yani kütüphaneyi ziyaret edenle o kıraat eylemini, okuma eylemini seven kişi aynı. Demek ki farklı olunca mansup gelmez yani şey. Harfi celli gelir. Veya mesela 4. madde ne demiştik? Estağfurullah. 3. madde. Nekre olacak demiştik. Demek ki marife olursa neyle olurmuş o zaman arkadaşlar? Harfi celli. Harfi celli olur. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederiz. Bak böylece ne yaptık? 6 cümlede 6 kere 5, 30. 30 defa o 5 kuralı tekrar etmiş olduk yani. Nazame, bunu da ben yapayım. Yine sıra bana geldi. Nazame, nazmetti. Eşşairu, şair. Kasidetehu, şiirini, kasidesini yazdı, nazmetti. Bu nazım kelimesi gerçek anlamında inciler var ya, inciler. Bir de iplik var. Bu incileri ipliğe dizmeye nazım deniyor arkadaşlar. Bu gerçek anlamı. Peki niye şiir yazmaya nazım denmiş? Şiir yazmak da aynı kelimeleri efendim inciyi ipliğe dizdiğimiz gibi onda da kelimeleri mısralara diziyoruz işte. Ondan nazım denmiş yani bu. Nazmetmek. Peki. Medhan övmek için, met etmek için lil emiri prensi. Şimdi medhan gelmesi için 5 tane şartın bir araya gelmesi lazım. Bunlardan biri tutmazsa olmaz. 1. Nazame, nazmen, bunun mastarı. Nazmen olursa olmaz. Mef'ulün mutlağı kaçar o. Olmadı. 2. Şimdi şu soruyu sormam lazım. Şair kasidesini niçin nazmetti, niçin yazdı? Bu soruya cevap vermesi lazım. Niye? Emiri övmek için. Oldu. Medhan. 3. Nekra mı? Nekra. Nekra olacak ne demek? Marif olmayacak. Marif olursa harfi celli gelir. 4. Mudaf olmayacak. 5. Bu nazım eylemini yapanla emiri öven aynı kişi olacak. Nazmeden kim? Kaside yazan. Kim arkadaşlar? Şair. Şair. Peki prensi metheden kim? Madih diyoruz ona. Madih. O da şair. O da şair. Evet. Memduh diyoruz ya, memduh. O da ismi mef'ulü. Tamam, memduh. Mesela şöyle bir şey yapalım. Burada kalalım arkadaşlar. Bu derslerimizi çok uzun yapmıyoruz. Perşembe günü buradan devam edelim. Şu sözü de bu dersimizin hatırası olarak bırakalım inşallah buraya. Evet. Buna divan edebiyatında muamma deniyor. Muamma deniyor. Ne deniyormuş arkadaşlar? Muamma. Bilmece. Sefinenin başı girse
limana o memduhun. Memduh ne demekti? Metheden mi, methedilen kişi mi? Methedilen. O memduhun adı çıkar meydana. Bunlara ne deniyormuş divan edebiyatında? Muamma, bilmece yani. Evet. Şimdi sefine Arapçada nasıl yazılıyor? Şöyle. Sefinetun. Sefinetun. Peki liman nasıl yazılıyor? Şöyle. Liman. Şöyle yazılıyor. Sefinenin başı hangi harf sizce? Sefinenin başı hangi harf? Sin hocam. Sin. Peki sin bu limana girerse ne ortaya çıkıyor? Bakın bakalım. Süleyman. Vay be. Süleyman ortaya çıkıyor. Demek ki bu şair bunu kime yazmış? Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri'ne yazmış. Tabii burada bir ince bir zeka ürünü var, nükte var yani. Sefinenin başı girse limana, yani sefinenin ilk harfi sin, limana girse o memduhun, yani o övdüğüm kişinin adı çıkar meydana. Burada da tabii mecaz var, yani adı çıkar meydana, mecazi manada söylemiş. Adı ortaya çıkar, o da Süleyman. Tamam, Süleyman. Güzel mi arkadaşlar, beğendiniz mi? Bununla alakalı bir tane daha bir şey vardı hocam. Sin şına girdiği zaman mı, işte Süleyman Şam'a girdiği zaman mı, birinin mezarı falan varmış herhalde, kimdi onu ben çıkaramadım da. Hı-hı. Aynı buna benzer bir metiyeydi. O zaman inşallah onu bir sonraki derste sizden bekliyoruz hocam. Yapmayın hocam. Ben de bilen vardır, var mı diye sordum gruba ama. Evet. Bu arada tamam hocam, inşallah bekliyoruz. Süleyman kelimesi, ya da şöyle de yapabiliriz. Diğer arkadaşlar da araştırsın. Muamma nedir? Divan edebiyatında muamma, bilmece. Bununla ilgili bir şeyler sunabilirsiniz yani. Bu arada Süleyman kelimesi gayr musarıftır. Bir de sarf olarak ne kelimedir arkadaşlar? Sarf olarak. İsmi tasvir mi hocam? Kim söyledi? Hocam, neyin ismi tasgiri peki? O isim de çok tanıdık. Salim'in mi hocam? Şimdi İranlı bir Farsi bir sahabe vardı. Hendek Savaşı'nda peygamberimize bir fikir ortaya atmıştı. Şehri böyle savunalım. Selman hocam. Selman. Evet. Selman kelimesinin ismi tasgiri neymiş? Neyman. Süleyman'mış. Tamam. Evet. Bu bilgiden sonra efendim dersimizi inşallah bitirelim değerli arkadaşlar. Perşembe günü devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.